Hemen boşanacaksın Şadiye. Duydun mu beni? Hemen boşanacaksın. Ben de akılsızlık. Nasıl izin verdim o adamla evlenmene? Abla benim onun yanında olmam lazım ya. Şadiye ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? İçtiğin haplar kafanı beynini bulandırdı herhalde. Bana bak, ben kendi ellerimle komaya sokarım seni. Hastanede yan yana yatarsınız. Duydun mu beni? Yenge, ya bu kapıdan çıkamaz zaten. Yok öyle bir sinema yani, yok öyle bir şey. Şadiye, sen delirdin mi? Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye canına kastediyorsun? Bunu bize niye yapıyorsun? Abla öyle bir anlık bir şeydi yani. Aptalcaydı. Tamam, özür dilerim. Ne yapıyorsun lan sen? Ayarsız. Ne yapayım? Bu şapka ne lan? Bu şapka ne lan? Abi hazırlık yapıyorum işte. Oğlum Narin yenge burada. Sen ortalarda niye geziniyorsun ki ya? Narin yenge de mi burada? Evet. Abi ne güzel işte. Giderim karşısına çıkarım, erkek gibi konuşurum çatır çatır. Şöyleyken şöyle oldu, böyleyken böyle oldu derim. Ha tabii dersin, ben sizin şoförüm İskender dersin. Aynı zamanda Servet abinin ajanıydım dersin. Haber uçuruyordum dersin. O da olur değil mi? Ya abi durum öyle değil ki. Şimdi Deniz Hanımlar beni sepetledikten sonra... Yani bak şu Allah'ın işine... Karşıma siz çıktınız, ben de sizin yanınızda işe girdim yani. Olamaz mı öyle tesadüf? Ulan ayarsız, senin bizimle bir bağlantın olduğunu onların hiçbir şekilde bilmemesi gerekiyor lan. Aksi takdirde sen unut merkezde falan çalışmayı yani. Ha, sizin merkez dediğiniz yer Narin Hanım'la Deniz Hanım'ın ofisi. Tamam. Ya, aynen. Üstüne bastın, ayağını çek. Sen şimdi git, kendine uzaklarda bir otel bul. Biz diyene kadar da ortalıklarda gözükme, tamam? Ya abi siz bu işi biraz ciddiye almıyor musunuz ya? Oğlum ne ciddiye alması? Zafer de zaten komada. Hani dua et de o pislik sana bulaşmasın yani. Abi biz bir şey yapmadık ki ona. Bir iki tokatladık sonra geldik. Vallahi ne kadar ağrına gittiyse artık ona her ne yaptıysan böyle gitmiş kendini camdan atmış çocuk. Dua et de ölmesin, ölmesin. İki olur. İki. Vay be. He ya. Abi ben uzayayım o zaman. Uza bir zahmet. Sen haber verirsin bana. Veririm ben sana haber, veririm. Giydiği şapkaya bak ya. Hazırlık yapıyormuş. Abim nerede kaldı ya? Kaç saattir? Şadiye, hadi gidelim biz de. Burada beklemenin ne Zafer'e ne sana faydası var değil mi? Hem dinlenmiş olursun biraz. Olmaz abla. Yani istersen sen git. Ben bırakamam Zafer'i bu halde. O da olsa benim yerimde beni bırakmaz. Gidiyorum ben. Şadiye, bana baksana. Adam ağzını burnunu kırdı, attı seni bir kenara. Ölümden döndün, hap içtin. Hala ne diyorsun? Kaçıracağım aklımı. Yenge, ben de buradayım yani. Göz kulak olurum. Biraz durur, sonra da gideriz. Ne olacak ki? Sen şimdi iki güne bu adamla barışırsın da ayağa kalkınca değil mi? Aynı çatı altına geri dönersin. Bana bak, Allah sana akıl fikir versin ama benim sabrım taşıyor. Duydun mu? Delireceğim ya. Bunların hepsi aynı. Hiç akıllanmayacaklar. Ümran teyze. Annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin. Gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım, annen ne hale koydu o deyyus baba. Gel, üç kuruş çıkmaz için. Erdoğan gelmiyor mu bu araba? Geliyor, geliyor. Beş dakikaya burada. Erdoğan amca, ne oldu anneme? Niye geliyor araba? Anne. Ölecek misin? Kız, baban nerede kız? İçeride yatıyor. Gitmedi demek. Çok şükür Allah'ıma. Beni eliyonu sandımdı. Bak gitmemiş. Hatice, bir arabada yak yedin. Hala Moskov'u mu düşünüyor? Ya öyle deme Erdoğan abi be. Ben gider dedim mirastan ümidi kesince ama bak gitmemiş, gördün mü? Onca adak, onca dua. Bak işe yaradı demek. Yenge gözünü seveyim, merak etme ya. Ben buradayım, göz kulak olurum. Onun için aklı başında değil. Gitme üstüne ya. Zafer, uyan ne olur. Yine yalnız bırakma beni lütfen. Recep, acıkmadın mı? Hani o eve gelmediğin gecenin sabahı var ya, telefonda nerede olduğunu bilmiyorum dediydin. Öyle bir tuhaftın. Recep o günden beri ağzını bıçak açmıyor. Recep, ne oluyor?
Ne olacak yani? Kızımı düşünüyorum ya. Necip, bak ölümü öp doğruyu söyle. Zafer'i sen mi ittin o balkonda? Zafer'i ben ne edeceğim ya? Allah Allah. Yaptıklarına pişman olmuş, herif atlamış aşağı. Allah işte. Sen o şerefsiz düşüneceğine benim kızımı niye düşünmüyorsun, ha? Ara sesini bir duyalım. Kalk. Alo Ümmü abla. Alo. Şadiye yavrum. Kızım nasılsın? Ya ne yapayım işte? Ben iyiyim. Benim bir şeyim yok da. Zafer çok kötü komada. Hastanede bekliyoruz işte. Kızım sen o hallerde kalktın. Hastaneye mi gittin? Hey Allah'ım sen bu kıza akıl fikir ver ya. Ya ne olursa olsun kocama benim Ümmü abla. Ölü gibi yatıyor zaten içeride. Ya çok fenayım ben. Tamam. Tamam tamam. Dur sen. Sen bana hangi hastanede olduğunu söyle. Geliyorum ben. Tamam. Recep ben gidiyorum hastaneye. Gebermemiş mi o it? Komadaymış. Senin kızın da gitmiş başına o halde iki göz iki çeşme ölü gibi yatıyor diyor. Ya Allah'ım ya aklımı kaçıracağım ya. Ben gidiyorum. Anlayalım. Recep bak gözünü seveyim hadise çıkartacaksan gel. Ya ne hadise çıkaracağım Allah Allah ya. Şadiye. Kızım sana yiyecek içecek bir şeyler alalım mı? Ha? Yok Gülüm abla zaten içim hiçbir şey almıyor. Almaz yavrum, alır mı bu hal? Elleri kırılsın geberesice. Öyle deme. Zaten ölecek mi kalacak mı belli değil. Doktorlar hiç ümitli şeyler söylemiyorlar. Söyleme öyle. Konuşa durun, benim biraz işim var. Geleceğim ben sonra. Sana ne be kızım? Sana ne be? Allah yarattı demeden seni döverken seni bu hale getirirken onu hiç yandı mı kızım ya? Vallahi abi biz de anlamadık yani. Çok kötü durumdaymış çocuk. Jiletle falan kazıyacaklarmış yani. Allah Allah. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şey ya? Vallahi bizde hiç alakası yok. Biz şöyle bir okşadık bıraktık. Hani zaten böyle işler yapmıyoruz artık. Politikamız değil hani. Bak şey diyorum, hak etmedi değil. Ama biz yapmıyoruz. Bir de abi bu amatör işi. Beceriksiz adam işi yani bu. Doktor bey bizim hastamızla ilgili yeni bir durum var mı? Az önce uyandırdık. Şimdi testlerini yapıyoruz. Az da olsa bir umut var. Teşekkürler, sağ ol. Şimdi izniniz. Katır gibi çıktı ya. Efendim abi bir şey mi dedin? Yok diyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor ya. Ya Moskov abi be. Hani hı? Şimdi bak ikinci kattan atılan adam böyle ölebilir de ölmeyebilir de. Onu tam kafa üstü bırakman lazım yani. Bu işin bak temizi nedir biliyor musun? Dördüncü kat. Bırakırsın dördüncü kattan. Çık. Dama mama çıkarsaydın niye öyle bir şey yapmadın? Pıçık da lan. Abuk subuk konuşma. Pıçıkmış. Ay Şadi, kızım bırak şu inadı. Bu halde hastane köşelerinde olmaz be yavrum. Hadi kalk bize gidelim. Ümmü abla olmaz. Ben bırakamam Zafer'i bu halde. Ay Şadi, hala seviyorum değil mi bana şu iti ya? Ne yapacaksın Ümmü abla ya? Demek ben de rahmetli anama çekmişim. Yok. Yok Şadiye, o öyle değil. Ben biliyorum sen şimdi vicdan yapıyorsun. Bu adam gitti benim için terziyi öldürdü. Yıllarca hapislerde çürüdü diyor. Ama bir de bunun başka tarafı var. Acık kendine sahip çıkaydı. Acık sana sahip çıkaydı. Bütün bunlar olmazdı. Sen az mı çektin be ya? Bak adım gibi eminim. İki gün sonra sen sinirleneceksin. Adamın kafasını patlatıp kaçacaktın. Şu an ölüm döşeğinde olan ben değilim Zafer. Ya başka türlü davranmamı beklemeyin artık benden. Şadi, üzülme artık üzülüm ya. Hani doktorla falan da konuştuk. Bir ümit var diyor doktor. Sahi mi söylüyor? Sor babana sor. Baban da oradaydı. Kızım hadi. Güzel haberi de aldım. Kalk gidelim. Hadi bir tanem eve gidelim. Bize gidelim kızım. Ümmü abla, şimdi ablası bekliyor evde. Bir de Fırat abi seyahate çıkarken hani bize emanet etti hanımları. Biz o yüzden eve geçeceğiz. Siz de gelin istiyorsanız hep beraber gidelim. Yok şey, sen istiyorsan git. Benim biraz işim var. Akşam gelirim ben. Yok. Ben de gideyim dükkana. Çırak mahvetmiştir ortalığı. Görüşürüz kızım. İyi biz de bir yürüyüşe çıkalım. Bir hava alırsın. İyi gelir belki. Ha?
Ya Şadiye, biz niye duruyoruz burada ya? Niye duruyoruz ya? Yani doktorlarla bağlantımız var, abim zaten ilgileniyor. Bir de güzelim, bu film bitti senin için ya. Jenerik akıyor artık, lütfen ya. Ya olmaz diyorum, bırakamam onu ben burada böyle bir başına. Şadiye, bak şimdi. Bu adam iyileşse, dışarı çıksa, zıplasa böyle, iyi olsa yani. Abim de izin verse, ki bak vermez ki. Ama verse yani, es kaza verdi. Ben izin vermem. Ben izin vermem senin bu adama gitmene pek. Sana ne be? Sen beni hiç tanımamışsın Şadiye ya. Ben öyle yürürken yolda bir itin ağzında serçe göreceğim. Onu orada öyle bırakıp gideceğim ha. Hiç zannetmiyorum yani. Serçe merçe değilim ben. Ya Şadiye, şu güzelliğine bir bak. Şu güzelliğine bir bak. Onca şeyin içinden çiçek gibi çıkmışsın. Gözlerin hala çocuk gibi bakıyor ya. Kusura bakma ama ben senin daha fazla kendini hırpalamana izin vermem. Kusura bakma. Hani yanlış da anlama da. Yani ya da anlayacaksan da anla yani. İnsan senin kadar güzelse her halde hakkı vardır. O kadar. Ya şey şimdi Ali abi yani... sen böyle beni eğlendirmek için falan söylüyorsun. Çok sağ ol da. Zaten insanlıktan çıkmışım ben yani. Ne güzellik mi kalmış ne? Öyle deme. Öyle deme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.